Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Diktat ile devam ediyoruz arkadaşlar. Diktat içerisinde göreceğimiz bu dersimizde Geburtstag konusunu işliyor olacağız. Geburtstag yani doğum günü. Bu e, konunun alt başlıklarına bakacak olursak Die Monate yani aylar ve Die Ordinalzahlen yani sıralama sayılarını da bu e, konu içerisinde görüyor olacağız. Diktatte bildiğiniz üzere ne yapıyorduk arkadaşlar? Ben cümleleri okuyorum. Ve sizler de bu okumuş olduğum cümleleri doğru bir şekilde yazıyorsunuz. E, etrafınızda kağıt kalem varsa bunu e, mutlaka yazmaya çalışalım. Şayet yoksa nasıl olabileceğini bir görselleştirmeye çalışalım. Bu e, okumuş olduğum cümlelerden hemen sonra tahta başına geçiyor olacağız arkadaşlar ve doğru yazılıp yazılmadığını görüyor olacağız. Bunun ardından da arkadaşlar ne yapıyor olacağız? Yazmış olduğum bu cümleleri birlikte söylüyor olacağız. Yani ne yapıyoruz? Artikülasyon çalışmasını yapıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bu işi, işi söyledikten sonra cümleleri dinamik bir şekilde okuyor olacağım. Onun ardından yazmanız için size süre veriyor olacağım. Hazırsanız arkadaşlar öncelikle e, aylarla başlayalım. Onun ardından cümlelere geçiyor olacağım. Arkadaşlar öncelikle aylarla başlıyor olacağım. Dediğim gibi dinamik bir şekilde okuyor olacağım bu cümleleri. Ardından yazmanız için tekrar e, üstünden geçiyor olacağım. Aylarla başlayalım isterseniz öncelikle. Yenuva Januar, Februar, Februar, März, März, April, April, Mai, Mai, Juni, Juni, Juli, Juli, August, August, September, September, Oktober, Oktober, November, November, Dezember, Dezember. Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 3.5. Geburtstag. Ich habe am 3.5. Geburtstag. Er hat am 12.4. Geburtstag. Er hat am 12.4. Geburtstag. Maria hat am 25. 10. Geburtstag. Maria hat am 25. 10. Geburtstag. Daniel hat am 31. 8. Geburtstag. Daniel hat am 31. 8. Geburtstag. Christine hat am 16. 7. Geburtstag. Christine hat am 16. 7. Geburtstag. Şimdi arkadaşlar cümlelere birazcık daha yavaş bir şekilde yazmanıza vakit verecek şekilde e, yavaştan bir ilerliyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Wann has to Geburtstag? Fragezeichen. Fragezeichen nede, so Der de Wann hast du Geburtstag? Ich habe am dritten, fünften Geburtstag. Ich habe am dritten, fünften Geburtstag. Er hat am zwölften, vierten Geburtstag. Er hat... Am zwölften vierten Geburtstag. Maria hat am fünfundzwanzigsten zehnten Geburtstag. Maria hat am fünfundzwanzigsten zehnten Geburtstag. Daniel hat am einunddreißigsten 8. Geburtstag. Daniel hat am 31. 8. Geburtstag. Christine hat am 16. 17. Geburtstag. Christine hat am 16. Siebten, Geburtstag. Der ist ein Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 3.5. Geburtstag. Er hat am 12.4. Geburtstag. Maria hat am 25.10. Geburtstag. Daniel hat am 31.8. Geburtstag. Christine hat am 16.07. Şimdi hazırsanız arkadaşlar tahta başına geçelim ve nasıl yazdığımızı kontrol edelim. Az önceki söylemiş olduklarımı şöyle öncelikle bir aylarla başlayacak şekilde ee, yineleyelim, üstünden geçelim. Ocak ayı için ne diyorduk arkadaşlar? Yanua. Değil mi? Yanua, Ocak ayıydı. Şubat neydi? Februar, Mart, Mert, Nisan, April. Mayıs için ne diyorduk arkadaşlar? May, Yuni neydi? Haziran, Temmuz, Yuli, Ağustos derken August, September neydi? Eylül ayı, Ekim ayı, Oktober, Kasım, ...November. Aralıkta neydi arkadaşlar? December. Değil mi? Demek ki... ...Yanuar, Februar, Mert, April... ...May, Juni, Juli, August... ...September, Oktober... ...November, December. Fark ettiyseniz... ...değil mi? Bunların harf e, başlangıcı... ...ne ile e, büyük harfle başladığını... ...görüyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi... Senin doğum günün ne zaman diye soracak olursak Wann hast du Geburtstag? Değil mi? Geburtstag arkadaşlar doğum günü demekti. Öyle değil mi? Wann ne zaman? Doğum günün ne zaman sorusu demek ki Wann hast du Geburtstag? Ve soru işareti neydi arkadaşlar? Fragezeichen. Değil mi? Fragezeichen soru işareti demekti. Ich habe am dritten Bodistak. Bakın arkadaşlar güzel Türkçe'mizde biz ne yapıyoruz ayları söylerken bakın "Dritten Fünften" derken acaba burada hangi ay ya da hangi gün hangisi oluyor diye bakacak olursak "Dritten Fünften" yani 5. ayın üçü oluyor arkadaşlar. 3 Mayıs diyecek olursak biz pekala şöyle de diyebilirdik. am 3 May gibi yani 3 Mayıs'ta doğum günüm. Bu arada bu benim doğum günüm oluyor. 3 Mayıs. Am 3 May gibi atsak. Hani deriz ya güzel Türkçe'de beşinci ayın üçünde. Ancak Almanca'da üçüncü 5 şeklinde ele alınıyor. Burada sıralama sayısını görmüş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki sıralama sayıları zahlen bunu görmüştük değil mi? Bununla ilgili ders videosunu izleyin arkadaşlar. Sıkıntı yaşayan arkadaşlar için söylüyorum. sen yani sıralama sayılarında değil mi? Üçüncü beşinci şeklinde ele alınıyor. Demek ki beşinci ayın üçü Almanca'da ne oluyormuş? Üçüncü beşinci fark ettiyseniz arkadaşlar Fünften büyük harfle başlıyor. Yani burada ne yapmış oluyoruz? Mayıs ayına bir gönderme var burada. Am 3. 5. Ya da Am 3. May demiş oluyoruz. Böylelikle işte Ab Am 3. 5. Geburtstag, 3 Mayıs'ta doğum günüm var demiş oluyoruz. Üçüncü tekil olarak ele aldığımızda bu bir erkekse onun doğum günü diyecek olursak. Er hat Am 12. 4. Geburtstag. Bakın burada ne olmuş? 12. sıralama sayısı 12. değil mi? Fiyatın bakın büyük harfle başlıyor. Fiaten yani 4. ay ne demiş, oluyoruz arkadaşlar? April. Yani ben er hat am 12. April Geburtstag diyebileceğim gibi er hat am 12. 4. Geburtstag da diyebiliyorum. Tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi. Ancak güzel Türkçemizde ne yapıyoruz? 4. ayın 12'sinde değil mi? 4. ayın 12'sinde doğum günü var demiş oluyoruz. Değil mi? Bir sonraki cümleye baktığımızda Maria bu bir kadın ismi öyle değil mi? Maria hat am 25.10. Geburtstag. 25 neydi? 25. değil mi? 25'ten demek ki 25. 10'ten 10. ayı kastetmiş oluyoruz. Yani 10. ay ne oluyor arkadaşlar? Ekim. Öyle değil mi? Ekim. Yani ben pekala şöyle diyebilirdim. Maria hat am 25. Oktober Geburtstag diyebilirdim ama bu şekilde de demek ki 10. ayın 25'inde Maria'nın doğum günü var dediğimde demek ki Maria hat am um 25.10. diye diyebiliyorum. Tabi zaman zaman bu Türkçeden Almanca, Almanca'dan Türkçe'ye olduğunda tıpkı şimdi olduğu gibi böyle dil sürçmeleri de oluyor. Kusura bakmayın şimdiden arkadaşlar. Devam ediyoruz. Daniel bu da bir erkek ismi arkadaşlar. Daniel hat am um 31.8. Geburtstag. 31. 31. E, 8. Neydi? 8. ay. 8. ay ne oluyordu arkadaşlar? Ağustos ayı. Yani August. Şöyle de diyebilirdik. Daniel hatam am 31. August. Geburtstag. Ya da 31. 8. de pek âlâ. Demek ki olabiliyor. Değil mi? Ve son olarak Christine Neydi? Bu bir kadın ismi. Bakın arkadaşlar bu K harfiyle yazılabileceği gibi TH şeklinde de yazılabiliyor. Ee, dolayısıyla hani o şekliyle yazılan arkadaşlar hata yapmış olmuyor. Dolayısıyla ben bu şekilde ele aldım ama çiha ile de başlasaydı yanlış olmayacaktı arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Kıstime hatam 16. Geburtstag yani 16 değil mi? 16. Zipten ne oluyor? Juli yani Temmuz oluyor değil mi? 7. ay. Dolayısıyla Christine hat am 16. Juli Geburtstag ya da Christine hat am 16. 17. Geburtstag da diye biliyoruz. İsterseniz şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Senin doğum günün ne zaman sorusu neymiş? Wann hast du Geburtstag? Değil mi? Benim doğum günüm 5. ayın 3'ünde diyecek olursak Almanca'da demek ki ne oluyormuş? Önce gün sonra ay. Değil mi? Bu durumda Ich am dritten fünften Geburtstag. Bakın sıralama sayısını gördüğümüzde ne yapmıştık? Erste, zweite, dritte, vierte ile ne yapıyorduk? E ile sonlandırıyorduk. Ama burada arkadaşlar bir datif yapı var. Dolayısıyla ten, fünften, bakın o n harfleri mutlaka işin içerisine giriyor. Dolayısıyla burada bu n harfleri olmasa yanlış olur. Eksik olur. Bu sebepten mutlaka onları da koymamız gerekiyor ki orada o datif yapıyı değil mi görmüş olalım. Do dolayısıyla bu doğru haliyle olmuş oluyor arkadaşlar. Yani o ensiz hali eksik olurdu. Değil mi? Çünkü o cümle içerisinde kurduğumuzda o datifliği vermemiz gerekiyor. Şimdi ben demek ki 5. ayın 3. 5. ayın 3'ünde doğum günüm var dediğimde ich habe am Geburtstag demiş oluyorum. Bu bir erkekse değil mi? Van hast du demeyiz de ne deriz? Van hat er Geburtstag. Değil mi? Bu durumda er hat am 12. 4. Geburtstag. Yani 4. ayın 12'sinde değil mi? Doğum günü var demiş oluyoruz. Van hat Maria Geburtstag? Değil mi? Sorsaydık o zaman ne diyecektik? Maria hat am 25. 10. Geburtstag. Yani Maria'nın doğum günü 10. ayın 25'inde dediğimizde demek ki am 25.10. demiş oluyoruz. Wann hat Daniel Geburtstag? Daniel'in doğum günü ne zaman? Daniel hat am 31.8. Geburtstag. Yani 8. ay ne oluyor? Ağustos ayı. 8. ayın 31'inde doğum günü varmış Daniel'in. Değil mi? Dolayısıyla Daniel hat am 31.8. Geburtstag. Ve son olarak Christine, wann hat Christine Geburtstag? Christine hat am 16. 7. Geburtstag. Yani 7. ayın 16'sında değil mi doğum günü varmış dediğimizde o da 7. ay ne oluyor demek ki Juli, değil mi? Şöyle de diyebilirdik. Christine hat am 16. Juli Geburtstag. Bu da pekala olurdu. Şimdi bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla yapalım. Yani ne yapmış oluyoruz burada? Artikülasyon çalışmasını da yapmış oluyoruz öyle değil mi? Hazırsanız buna başlayalım. Yanua Yanua Februa Februa Mert Mert April April May May Juni Juni Juli Juli August August September September Oktober Oktober November November Dezember Dezember Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Ich habe am dritten Fünften Geburtstag. Ich habe am dritten Fünften Geburtstag. Er hat am zwölften Vierten Geburtstag. Er hat am zwölften Vierten Geburtstag. Maria hat am fünfundzwanzigsten Zehnten. Geburtstag. Maria hat am 25. 10. Geburtstag. Daniel hat am 31. 8. Geburtstag. Daniel hat am 31. 8. Geburtstag. Christine hat am 16. siebten Geburtstag. Christine hat am 16. siebten Geburtstag. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde diktat içerisinde Geburtstag konusunu gördük. Tabii Geburtstag konusunun alt e, konuları da var. Neydi bunlar arkadaşlar? Die Monate yani aylar, die Adinalzahlen yani sıralama sayıları. Bunları görmüş olduk. Bunlarla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o ilgili ders videolarını izlesinler. Bunun ardından tekrar bu ders videosunu izlemelerinde fayda var arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Çız!